Ben Muharrem Kalyoncu, 1940 doğumlu. İzmir, Bornova'da doğdum. 1940 doğumundan bu yana çeşitli mesleklerde bulundum. Ve mesleklerle ticaret haline girdik. Bir babadan, bir anneden dört kardeşiz. Biri kız, biri üçü erkekti. Bunlarla ayrı ayrı mesleklerde, gruplarda, ayrı ayrı iş yerlerinde bulunduk. Bunlarla gayret keşlik içerisinde çalışmaya başladık. Çok yerlerde bulunduk. Pratik bölgelerde gezdik. Değer üstü değer makam sahiplerini görme veya sürtüşme, yakından menzilleme şekli oldu. Ben diyordum ki, insan hayatta bir kök yapraklarına bağlı bir netice verecektir. Oysa ki o kökün arkasından çok kimseler gelecekmiş. Tabii bu bir hazin bir hikaye. Girdiğimiz bu havuzun, bu otlak sahanın konumu o kadar çok büyük, zengin. Hatırlatmaya, hatırlamaya sınır çizmek mümkün değil. Çok büyük bir zenginliğe ait. Ben daha ziyade merakım üzerine manevi tabloyu anadan babadan uyandırılarak söyletilmiş, bellettirilmiş değil ama bir ne var, köke dayalı bir nevi kimlikler ortaya çıktı. Onlardan bir tanesi babam, bir tanesi anam. Zaten onların dahiliyetiyle bizim dünya vesile oluşumuz muhakkak. Yaşım itibariyle ölüme az uz değil. O az kaldığı günümü belki sizlerle beraber geçiriyorum. Ama inşallah sizler dua buyurun. Bu hayırlı olmasını nasip-i müesser kılsın inşallah. Hizmet bir tablodur. Hizmete çok çeşitli yönleriyle bakanlar vardır. Ben çok arzu ederdim, işte ailem burada. Bazı sahnelerime şahit olmuştur. Bazılarına şahit olmamıştır. Olamamıştır. Öyle sahneler olmuştur ki o günün insanlarıyla tanışmamız, bir perdenin açılışını okumamız bize bayağı bir renesans meydana getirdiğine kanaatim sonsuzdur. Biz her zaman için bildiğimiz bir şeyler vardır. Kabiliyetin dahilindeki insanı yakınına al. Değilse eksiklik bir tarafına bakmak sana bir kar getirmez. İnsan kendisi kazanabileceği yönleri çok iyi seçmesi lazım. İşte ben son zaman dediğim 40 sene evveline kadar böyle becerip beceremeyeceğimizi bilemediğimiz şeylerin içerisine koydurulduk ve bir şeyler anlamaya çalıştık. Anlaşılması çok zor olduğunu bildik ama her gidişte, her görüşte demli bir kahvenin nispeti gibi, demli bir kahve lezzeti gibi insan her an bu kişilerle bir araya gelmenin ve böylece toplumun tanıtılmasının başlangıcı niteliğinde olduğunu anladım. Çok iyi günler geçirdik, yaşadık. 1964 yılındaki evliliğimin neticesinde iki tane kız çocuğum oldu. Dört nüfusluk ailemiz meydana geldi. Buna ehemmiyet verme durumu şöyle dursun.
bağlılık eklemi, her kişinin anlatamayacağı veyahut da uzatmadan söyleyemeyeceği bir hadise değil. Çok tatlı bir hayatımız var. 9 kişilik bir grubuz. Her birimizin direktifi aynı. Bugüne kadar gelişi aynı. Çok güzel. Ve hiçbir zaman için insan kalbi kırmaya gitmedik. Kavgacı bir nesil yetiştirmedik. Ancak şunu yaptık. Komşularla tatlı tatlı konuşmayı sevdik. Bir şey ihtiyacımız olduğu zaman komşulardan komşulara onun olsa olmasa dahi yok demeden olduğuna dair, olacağına dair imkan tanımıştır. Bu kadar sakinlik içerisinde yürümüştüm. İnşallah bu gidişat daha böyle devam ederse benim en büyük endişelerimi ortadan kaldırabilir. Benim zaten trenim son vagonundayım. Allahu alem bir sevap. Kornaya basacağım. Durduğu yerde ineceğim. Ve sonra sizlere söyleyemeyeceğim şeyleri söyleyeceğim. Bir zamanlar ben vardım, bir zamanlar yoktum. Cemaat halkı da bilir ki kalyoncu nasıl bir insandır anlayamadık. Hoca Efendi defaten söylemiştir böyle. Bunlar Allah'ı severler. Allah da onları sever. Yüzü yerde derler. Mahiyet içinde. Mütevazi. Tevazu kanatları yerlere kadar inik. Küfre karşı burunları bulutlar kadar dik. Tevazu kanatları İmana ve mümine karşı yerlere kadar inik. Burunları küfre karşı bulutlar gibi dimdik. Çıktık dikenli yollara. Söz verdik Allah'a. Geriye dönmeyeceğiz. Bizim bestemiz olsun. Hoca Efendiler tanışmamız, karşılaşmamız mim noktası. İşte o taze tarihlerde cereyan eden bu hadisenin içerisinde, yani dindarlık, hizmetkarlık hadisesi içerisinde neyi nasıl yapalım, yakalayalım diye hesap edişimiz yoktu. Sadece bir camimiz vardı, kestane pazarı. Hiç de bir tek kestane yediğimiz yok ya. Kestane pazarında Yaşar Tunagör Hoca Efendi'nin her hafta mutat bazılarına gider, onu dinlerdik. Ama vakti saati geldi. Vakti saati geldi. Şunu gördük. Kestane pazarında bir kişinin misafir eden bulunduğunu duyduk, anladık. Kimdir diye merak ettik. Cemaatin bir kısmı içeriye giriyor, bir kısmı dışarı çıkıyor, kalabalıktan. Böyle şaşırdık, kaldık. Hoca Efendi o anda çıkıyordu, dışarıya karşı karşıya geldik. Böyle. Ve kendisi, siz burada mı oturuyorsunuz dedi. Yalnız bizim genç halimizi de göz önüne getirin. Siz burada mı oturuyorsunuz dedi. Biz burada otururuz, keşke devamlı burada otursak. Ne demek o sözcük dedi. Sizinle bir defa görüştük, ikinci de çok sevdik sizi. Müsaade eder misiniz, her zaman severim sizi diye böyle kariyerik sözcükler ortaya attık. Ve kestane pazarı hakikaten kaynakların anası, babası, çok dehşet verici terkipleri, tertipleri olan bir yer.
Kestane Pazarı'nın Hoca Efendi'nin o mikrofonda ve görüntülerde döktüğü gözyaşları ve anlatmaya çalıştığı, kendini yıprattığı o hal ve divanı bir kestane pazarı için değil ama bir kestane pazar şubesinin merkezi şube olması için, merkezi şube olmasının kimliği de gelecekte, geçmişte Allah'a hesap verecek, Allah'la hemdem olacak ve sevgiyi artırtacak çok tatlı görüntüler oldu. Ben Kestane Pazarı'nda çok güzel günlerin geçtiğini biliyoruz. Şöyle canlı tutuyorum ben Kestane Pazarı'nda. Kestane Pazarı'na Hoca Efendi geldi, baktı bir vaizin olduğunu, bir de müezzinlerin olduğunu. Ama nereden geldi, nasıl geldi sorusunu soran olmadı ona. Ben nasıl bir şey yapayım? Bendeki hıfzım, hafızlamam ya da benim düşünce yapım şuydu. Gördüm Hoca Efendi'nin geldiğini. Evet, estağfurullah. Dedim, bu cuma Hoca Efendi vaaz edecek. Sevinçliyiz. Girdik yerlerimize, oturduk. Teypler, terkipler hepsi hazır hal içerisinde, bekleyişte. Hoca Efendi içeriye girmeye teşebbüste bulundular. Böyle beyaz cübbesi üzerinde, beyaz gömleği üzerinde, beyaz pantolon üzerinde, beyaz gömlek üzerinde, beyaz sarık üzerinde, beyaz tayalan, arkaya atılan tayalan üzerinde öyle ara yerden geçmek istedi, geçme bulamadı. Millet birden ayağa kalktı yer vermek için. Hemen onlara gür sesle, hayır olmaz, olmaz, oturun, oturun dedi. Şaşırdı millet tabii ne yapacağını. Oturdular ve kürsüye çıktılar. Kürsüdeki ilk kelamlardan birkaç kırıntı hatırlayabiliyorum. Böyle kürsüde Hoca Efendi'nin vaaz etmesi, ağlamaksız olmaz, mümkün değil. Anlatmaya başladı. Şurası şöyleyken, burası böyleyken gözyaşları döküyor. Tekrardan onu tekrar edip gözyaşları döküyor. Biz de şaşırdık, dedik Allah, yanlış hoca mı geldi bize? Çok ağlıyor, nereden getiriyor bu ağlamayı gibi. Ama sonunda dışarıya çıktık. Bir de şunu gördük manzara olarak camide. Başladı, cemaat bitti, boşaldı, elini öpmek istiyorlar, öptürmüyor. Allah Allah. Ya biz hocalar biliyoruz yüzlerce, Allah aşkına bana sıra gelmedin daha deyip koşup öptürmek için, bu öptürmüyor, nasıl şey bu? Çok ciddiyim. Bu görüntülerin akıbetinde çok güzel şeyler oldu. Ve merdivenlerden aşağıya indik. Ben kendisine, hocam bu kitabı okuyabilir miyim, müsaade eder misiniz diye. Onu da yapmama sebep şuydu, kesinlikle. Yani Hoca Efendi eğer okursa dinleyeceğiz. Aldı. Kitabı elimden aldı, şöyle baktı, belli bir isimli kitaptı. Dedi, biz inşallah ileride şöyle bir şeyler düşünüyoruz. Kitabın çok okunması, dalgaları arasında bulunmak istiyoruz.
sen de oralarda bulunsan daha iyi değil mi dedi. Ama hocam bildiğiniz gibi değil, bu kitap herkes alıyor bu kitaptan falan. Dediysem de şey yapmadı, kırıp dökmedi, nazikliği bozmadı. Kibar ve hassasiyetini hiçbir zaman silmedi. Ne tarihinden, ne coğrafyasından. Evet hoca. Sonra gittik, içeriye girdik idare odasına. İdare odası eski klasik hatırımlarla süslenmiş. Hiçbirisi şey yapmıyor. Yalnız şu dikkati çekti. Belki de Allah alem bir sevap. Bu önemli şey o zamandan gelme. Bu dikkati çekti. Hoca efendi kitap okuma salonuna girdi. Konuşmaya başladı. Dedi bundan böyle kitap okumaya gelir misiniz benimle dedi. İstediğim zaman. Hocam geliriz ama bu önümüzdeki kitabı bir an evvel okusak olur mu diye düşündük. Ondan daha ileride olur inşallah dedi, bekleyin. İşte devam etti iş. Devam etti. Kestane pazarı bir şahlayan, çağlayan yeriydi. Kestane pazarını inletmek, dinletmek her baba yiğidin harcı değildi. Hoca efendi durup durduğu yerde değil ama orijinalitesi çok hassas, has olan bir olayın aydınlatılmasını yaptı veyahut da keşfini bize arzı endam etti. Dedi ki, bu muhitte güzel kahvehaneler var Muharrem Bey dedi. Bak buralarda çok güzel sohbet edilir. Bunları kaçırmayalım. İnşallah eleştirelim, araştıralım dedi. Hocam bunlar dinden hoşlanmazlar ama elimizden geleni yapalım dedi. Yaptık ve gittik müracaat ettik kahveciye. Kahveci daha meseleyi anlamadan yok bize alakası yok bu işin. Olmaz böyle bir şey dedi ve böyle kapandı. Arkadan başka bir olay yine kahvehane içerisinde. Biz nasıl yapalım randevu alalım bu adamdan. Ve randevu aldık biz bundan ama çok zor aldık. Çok zor aldık. Vereyim mi vermeyeyim mi? En nihayet şunu gördük. Kahvehane zım 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 zıkı dolu. Ve aynı zamanda gençlik kollarının yoğun olduğu yer. Eğlenceli bir takım şeyleri de vardı, maksutlar da vardı. Onlarla beraber orada kahvehanede görev yapmayı tasarladık. Hocaefendi'ye teklif getirmedik. Hocaefendi'ye teklif getirmedik. Hocaefendi'ye teklif getirmedik. Hocaefendi teklif getirdi bize. Dedi çocuklar, bu kahveyle bir pazarlık yapabilir misiniz? Mümkün değil hocam, bildiğiniz gibi değil. Hiç bilmeyen az konuşur derler ya. Mümkün değil dendi. Ve yok olurdu olmazdı. İkna etmeye çalıştık. İkna ettik. Kahveciyi ikna ettik. 10 dakika mı 20 dakika mı ne? Kabullendi kahveci. Baktık 10 dakikada, 20 dakikada bir ne olabilir ki hiçbir şey olmaz. Fakat biz, tabii ben burada bir parantez atlıyorum geriye, şey yapmak lazım. Ama buna rağmen, daha çok zorluklar var, buna rağmen şey, Hoca Efendi kahve sohbetlerinde ısrar ediyor. Bakın diyor, 3 yerde, 5 yerde sohbet varsa kahvenin sohbeti hangisiyse onu tercih edin diyor. Çünkü kahvenin içine giren 10 kişide bir, 100 kişide bir, 1000 kişide bir taze taze, çıtır çıtır
kırılmamış, dökülmemiş onlara saygınlığı veriyor. Hoca Efendi'nin bu çeşitteki görüşleri, zaviyeleri hakikaten dondurucu, sindirici, dindirici bir şey. Ve kahve sohbetlerini bitirelim. Kahve sohbetleri bekliyoruz. Randevu aldık Hoca Efendi'den, bekliyoruz kahve sohbetine. Girdi, pardon girmeden daha. Biz iki arkadaş oturur, geçenlerde biri vefat etti. İki arkadaş oturuyorduk kahvenin bahçe kapısında. Ve o bahçe kapısından sonra oturduk, orada çayımızı içiyorduk. Otobüsler gelip gidiyor. O zaman en lüks binek arabası yarı açık, yarı kapalı otobüsler oluyordu falan. Onlarla beraber gidiyoruz. Kahveye gelmezden önce merkez İzmir'den o kahvehanenin bulunduğu muhite geliyoruz. Geldik orada, görüştük, tanıştık. Tanıştık diyorum, görüştük, alışveriş yaptık derken İşe devam ettik. Ben kahveciye dedim ki anlaşmamız tamam değil mi dedim. Söylediğimiz gibi. Çok tehlikeli ama dedi, bir seferlik söz verdim yapalım dedi. Ve girdik içeriye. Dedi ki siz şöyle nara şeklinde atarlardı. Sizden başka bize Tanrı tanıtacak, Tanrı'yı öğretecek kimse kalmadı ki hani size kalmış. Siz yapıyorsunuz bu işi. Biz mukabele etmek istediysek dahi Hoca Efendi metodunda şunu şu şekilde canlı tutuyordu. Kim ne olursa olsun konuşmalarını koparmıyor. Benim yaptığım gibi yapmıyor. Kesmiyor. Devam ediyor. Bilveçiyle devam ediyor. O devam edişinden de anladığımız bir şeyler olsa gerek. Böyle şey yaptık, aldılar. Girdik içeriye. Aldılar. Ve bundan sonra ne yapılacak, ne edilecek bilmiyoruz tabii. Kahveci başladı nara atmaya. Burası kahvehane mi, hocaların toplandığı yer mi, bağırmaya başladılar falan böyle. Bu canımızı sıktı tabii. Başladık orada konuşmaya. Onun birinci kısmı neydi? Ha. Şimdi arkadaşlardan bir tanesi, bak geldi aklıma. Arkadaşlardan bir tanesi yerde yuvarlanıyor. Yusuf Pekmezci, pardon, Yusuf Öz Tanzan. O yerlerde yuvarlanıyor, onu vuruyorlarmış meğer. Böyle hareketten sonra ben onu bakalım, bunu bakalım derken hiçbirisine bakamadık ya. Ama bir şey gördük. O da o zamanın insanlarından. Sevmedi bizi. İstemedi bizi. Hiç sevmedi. Sevmediği kadar o kadar uzak kaldı bizden. Ben arzu ederdim ki bütün insanlar sevsin. Bütün insanlar bilsin. Hocam bir tarak makinesi gibi tel tel, ondile başı gibi bir bir serape yazan, çizen, bilen, bildiren kişiydi. Ben hangi akıbeti bu halimde buldum bilmiyorum. Beklediğim kısa daire mesafesi dahi olsa burada size bir şey anlatmam gerekirdi. Ama ne yazık ki bana nasip olmadı o. Benimle beraber olmadı. Ben daima güzelliğe doğru gitmeyi arzu ederdim.
çok güzel. O cemaatin içerisinde, o yeni Serape cemaatin içerisinde çeşitli insanlar var. Bunların içerisinde ayakkabı tamirciliği yapan, önlüğü üzerinde bulunan, saçı sakalı sarkan birisi var. Halis Mulis, komünist. Tam manasıyla komünist. Ertesi günü bir yerde buluştuğumuzda kendisine dedi ki, ey erkek Ali, yakışmadı galiba, aradığını bulamadın. Bak, o kadar insanı bırak, terk ettin, kaçtın. Uyudun kaldın orada, dedi. Ve tabii uyumak nasıl bir uyumak? O da şöyle seslendi. Bana bakın olan, dedi, Rum geleneklerindendir. Bana bakın olan. Ben uyuduysam uyudum. Uyumadıysam uyumadım. Ama inanın ki uyuyan sizsiniz. Ben şunu yaptım, gözlerimi yumduğumu gördünüz siz. Ben o gözleri niye yumdum biliyor musunuz? Bir sinek geçer de bir harfine takılır, alır götürür, bozar işimi. Ondan yumdum, dedi. Bu kadar kıymetli, bu kadar değerli. Aynısını da Hoca Efendi'ye anlatmıştım ben. Bu bir mehenktir, dedi. Mehenktir. Evet. Böyle açı büyük gidiyoruz artık. Hoca Efendi'nin yakınlarına karşı, uzaklarına karşı tavrı değişik olmaz. Hep aynı olur. Sevgide de aynı olur. Ancak noktaya göre, virgül, virgüle göre nokta koyardı. Her şey de böyleydi. Son zaman cami vaazları malumunuz, çılgınlıklar perdesi adeta görüşlerin zaviyelerinin apaçık sokaklara kadar ilk taşıdığı Kestane Pazar Camisi'nde olmuştu. Çok güzel. Ah tahta kulübem, her şey senin içinde kaldı gitti. Ah küçüklük, sen ne iyiydin. Arkadaşlık seninle, hey gidi günler. İyi ki değiliz. Sonu da olmayacağız, hey gidi günler. Thank you.